Bismillahirrahmanirrahim. Futuhat-ı Mekke 12. sefir 80. kısım 7. soru. Onlar bunu Rablerine neyle zorunlu kılmışlardır? Cevap. Hakkın karşısındaki saygı başka bir nedenin zorlamasıyla Allah'a bir şeyi vacip kılmamıza imkan vermez. Allah kendisine bir şeyi vacip kıldığında ise zorunlu kılan ve zorunlu kılınan kendisidir. Başkası değildir. Fakat rahmeti takva sahipleri adına yazacağım yani üzerime yazacağım gibi ayetlerde geçen herhangi bir kimse adına hakkın bir şeyi kendisine zorunlu kılması geniş rahmeti ifade eder. Böylelikle zorunluluk nedeniyle rahmeti genelleştirdikten sonra daraltmıştır. Başka bir örnek olarak nefsine rahmeti yazdığı ayetini verebiliriz. Bütün bunlar mazharları yönünden midir? Yoksa bu dış varlık olmaları yönünden değil, mazhar olmaları yönünden mazharlara ait zati bir zorunluluk mudur? Zorunluluk mazharlara ait ise bu zorunluluğu Allah kendisi nedeniyle kendisine zorunlu yapmıştır. Dolayısıyla bu nitelikte vacip olan şey vacip sınırı altına girmez. Çünkü bir şey kendini kınamaz. Vaciplik mazhar olmayı kabul edici, dış varlıklara ait ise vaciplik başkasından kaynaklanır. Çünkü dış varlıklar ondan başka iken mazharlar onun hüviyetidir. Bu açıklamadan sonra cevap olarak istediğini söyleyebilirsin. Cevap ise cevap verinin belirlenmesine göredir. Allah ehli ise bir yerde takva sahibi olmaları ve zekat vermeleri yönünden rahmeti hakka zorunlu kılmışlardır. Burada zekat dil ve dindeki anlamıyladır. Onlar ayetlerimize inanan, ümmi peygambere uyan, onu kendilerinde yazılı olarak bulan kimselerdir. Bunlar belirli bir gruptur ki onlar ehli kitaptır. Ehli kitaptan olmayan ise bu zorunluluk kaydının dışına çıkar. Hak ise onlarda genel anlamda Rahman olması yönünden kalır. Başka bir grup ise sizden kim bilgisizce kötülük işler ve sonra tövbe eder ve işini düzeltirse ayeti bakımından Rablerine rahmeti zorunlu kılar. Burada zorunluluk bilgisizlik ile sınırlanmıştır. İnsan bilmezse bu sınırlılığın altına girmez. Onun hakkında rahmet kayıtsız olarak kalır. Kul bu rahmeti varlığının kendisinden meydana geldiği ihsandan başka bir ifadeyle kendisinden dolayı hakkın mazharı olduğu ihsandan talep eder ki yoklukla nitelenme halinde hakikati varlığı olmayan mutlak yokluktan ayrışabilsin. Dikkat ediniz. İblis Sehl et Tüsteriye bu makamdayken şöyle demişti. Sınırlılık onun niteliği değil, senin niteliğindir. Hak, bilgisizlik ve takva sınırlamasıyla layık olduğu mutlaklıktan perdelenmez. Dolayısıyla hiçbir şekilde hak üzerinde zorunluluk yoktur. Öyleyse zorunluluğu gördüğünde her yerde sınırlılığın ona eşlik ettiğini de bilmelisin. Bazı kimseler ise bu insanların Allah'ın kendisi hakkında zikrettiği yönden takva ve benzeri nedenler gibi başka bir yönle rahmeti Rablerine zorunlu kıldıklarını görebilir. Onlar söz konusu kimselerin kavuşma arzusu ve kendi inançlarında Rabbin mertebesini tercih ederek artış zamanında bineklerini feda ederek rahmeti Rablerine zorunlu kıldıklarını söylerler. Burada bir eksiklik olsa bile bu gözetmeye göre o eksiklik tam kemaldir. Bence böyle bir şey şairin kendisini hapseden Ömer bin Hattab'a söylediği mısraları hatırlatır. Yumuşak yaralar hakkında ne dersin? Kızıl kursaklı, ne ağaç var ne su. Onları kazananı attın karanlık bir kuyuya. Bağışla, insanların sahibi sana hidayet etsin ey Ömer. Seni başkan seçen insanlar seni tercih etmediler. Hayır, tercih ettikleri kendileriydi. Onlar bunu zorunlu kılan ilahi bir taleple bineklerini harcamış olsalardı bu durum birinci gibi olurdu. Çünkü hak kendisi hakkında bir zorunluluğu dile getirmemiş olsaydı biz onu söylemezdik. Çünkü kölenin efendisine bir şeyi zorunlu kılması saygısızlıktır. Burada bu meclisleri bilen ariflerin çoğunun fark edemediği ince bir sır vardır. Şöyle ki, dış varlıklarımız için biz hakkı talep ettiğimiz gibi o da mazharlığının ortaya çıkması için bizi talep eder. Onun bizden başka bir mazharı yoktur. Biz ise ancak onun vasıtasıyla zuhur eder, onunla kendimizi bilir ve onu biliriz. Bizim sayemizde ilahın hak ettiği şey ortaya çıkar. O olmasaydı biz olmazdık. Biz olmasaydık o olmazdı. Dersen ki o yüz biz, hak ancak biz olurdu. Bizi izhar etti ve onu gizledi. Onu izhar etti ve bizi gizledi. Hak var olanlar oldu. Biz ise dış varlıklar olduk.
O zuhur etsin diye bizi ishar eder, gizlice ve sonra da açıkça. Bu insanlar kendilerinden ve başka varlıkların nefislerinden bu hakikatleri öğrendiklerinde onların kendileri hakkında bilmediklerini bilmiş olmakla diğer insanlara karşı bir ayrıcalık kazanırlar. Hak onların kalplerini görüp ilahi inayet ve Rabbani kademin önceliğinin verisinden o kalplere yerleşen şeyleri görür. Bu durumda onlar bu 48 meclisin ehli olmaları yönden Rablerine rahmeti zorunlu kılarlar. 8. soru. Bu meclislerin ehli kimdir? Onların konuşmaları ve sohbetleri nedir? Cevap. Bu sohbetlerin sözleri sahiplerini o meclise yerleştiren isme göre değişir. Dolayısıyla onu belirlememiz gerekmez. Fakat ilahi asıllar korunmuştur. İlk mertebe ehlinin konuşması kendi meclislerindedir. İki benzer arasında bulunan birinci meclis, Allah'ın ez-zahir, el-muti, el-ba'it ve dış varlıkların ortaya çıkmasını gerektiren bütün isimlerden kaynaklanır. Hak, bu mecliste zatlar ile ruhların hayatının diliyle olduğu gibi, berzahlardaki sufi heykellerin hayatının diliyle, duyu ve duyulurun, akıl ve akledilerin diliyle konuşur. Hak, o mertebede yoldan uzaklaşıp, düşüncesi kırılarak, kaçırmaktan korktuktan sonra tekrar ona yönelenin diliyle konuşur. Bunun yanı sıra Hak, her şey yaratılışını verdi ve sonra hidayet etti ayetinin diliyle de konuşur. Ayette kastedilen Hak her şey yaratılışını verdiğini açıkladı demektir. Allah-u Teala peygamberine söylediği onlara katı davran ifadesiyle Allah'ın rahmetiyle onlara yumuşak davrandın, katı ve sert kalpli olsaydın ifadelerini ayırmıştır. Allah Musa ve Harun'a şöyle der, ona yumuşak söz söyleyin. Bunun amacı Firavun'un katılığına yumuşaklıkla karşılık verip onun kırılmasını sağlamaktır. Halbuki Hazreti Musa Firavun'un katılığına alt edecek bir güce sahip değildi. Böylelikle onun etkisi kendisine döner ve boğarak kendisini yok eder. Öyleyse Firavun yumuşaklık ile helak oldu. Allah ise vaktinde her şey yaratılışını verdi. Böylelikle insanın yaratılışı yenilenir. İnsan ise bunu fark edemez. Bu durum bilmediğiniz şekilde sizi inşa ederiz ayetini dile getirilir. Kastedilen her nefes inşa ve yaratılıştır. O halde her nefesle bizde Hakk'ın yeni bir yaratması gerçekleşir. Meseleyi bilmeyen kimse yeniden yaratılış hakkında kuşkuya kapılır. Çünkü duyu başkalaşmanın hissedilmediği suret ile perdelenir. Bununla birlikte her nefeste başkalaşmayı kabul etmek sabittir. Hak ilk mecliste mizaçta doğruluk talebi diliyle konuşur. Bunun amacı aklın düşüncesinin olduğu kadar ulaştıkları şeyde duyuların mizacının ve akla ulaştırdıkları şeylerde iç güçlerin mizacının doğruluğunu sağlamaktır. Mizaç bozulduğunda idrak araçları sağlıklı veri aktaramaz. Bu durumda ise ulaştıkları şeye göre akla veri aktarırlar. Bu nedenle kuşku ve yanılmalar ortaya çıkar. Böyle bir durumda ise akıl bilgisizliği bilgi sayarken yokluğu varlığa çevirir. Hak bu mecliste işlerin açıklanması diliyle konuşur. Bunlar karşılıklı yazışmayı ve karşılıklı kavuşmayı yani haberleşmeyi engelleyen şeylerdir. Birinci mertebede zikrettiğimiz kısımlara benzeyen dört meclis vardır. Onların benzerleri ise ikinci ve dördüncü mertebede bulunur. Bu meclislerden üçüncü mertebede bulunanlar, beşinci bulunanlar iki, altıncıda bulunan ise bu benzerliğe sahip olarak sadece bir tanedir. Her mertebede farklı fenler bulunur fakat bunlar bu tarzın dışına çıkmaz. Birinci, ikinci ve dördüncü mertebede bulunan rahat meclisleri altı tanedir. Onlarda müşahede kaynaklı manevi sözler vardır. Nitekim şöyle denilir. Gözlerimiz yüzlerde bizim adımıza konuşur. Biz susarız, arzu konuşur. Benzer anlamda biz de şöyle demiştik. Arzu bizim aramızda bir söz taşır. Bir olmadan hoş bir söz. Bunlar iki zıt arasında bulunan meclislerdir. Bunlardan itimat ve keşif bilgisi topuktan meydana gelir. İki zıt arasında bulunan meclis ise sıcak ile soğuk arasındaki ılık gibidir. Ayrıca o alenen söylemek ile fısıltı arasındaki duyurma, gülme ile ağlama arasındaki tebessüme benzer. Her iki zıt arasında bir berzah, ara bölge vardır ki
O rahat meclisidir. Olumlama ve olumsuzlama arasında ise gerçek bir berzah yoktur. Onun sahibi iki uçtan birisi nedeniyle içinde bulunduğu halde kesilir. Çünkü o rahat edeceği bir şey bulamaz. Kısaca berzahlar rahat yerleridir. Dikkat ediniz. Allah uykuyu bir dinlence yani rahatlık yaptı. Uyku iki zıt arasında yani ölüm ve hayat arasındadır. Uyan insan ne diridir ne ölü. Bu insanlara söylenen ve fısıldanan bilgiler işte böyle bilgilerdir. Üçüncü ve beşinci mertebede ise her bir mertebede olmak üzere bir meclis varken altıncı mertebede ise rahat meclislerinden bulunmaz. Kul ve Rabbi ayıran meclislerden ise bu soruların dördüncüsünden söz ederken kısmen söz etmiştik. Altıncı ve yedinci mertebeye gelirsek bunların arasında meclis bulunmaz. Kul ve Rabbi ayıran ikinci ayrım meclisleri ise yedincisi olmayan altı meclistir. Her birinde bir meclis vardır ki onunla kul ve Rab ayrışır. Bu ise kulun kul, Rabbin Rab olması yönünden gerçekleşir. Kul ile Rab arasındaki birinci ayrım meclisleri ise kulun Rabb'e ait olması, Rabbin de onun Rabbi olması yönünden söz konusudur. Öyleyse bu meclis basıl içindeki fasıldır, yani ayrımdaki birliktir. Diğer meclisler ise fasıldaki fasıldır, yani ayrımdaki ayrımdır. Bunlarda vasıl yani birlik yoktur. Öyleyse bu kişi için ilahi bilgiden bu tarzın benzeri meydana gelir. Çünkü sen bu bilgiyi kendinden bilebileceğin gibi kendini de ancak bu bilgiden bilebilirsin. Öyleyse bu bir döngüye girip benzer. Halbuki döngü de yoktur. Bilakis buradaki kesin bir bilgidir. Bu soruları soran Hakim Tirmizi'nin kabul ettiği 12 meclise gelirsek bunlar ile 48 meclis tamamlanır. Çünkü yüce ruhlar onları bilemez. Onların bu meclislerde Allah karşısında bir tecrübesi yoktur. Bunlar iddia nedeniyle bize aittir. Yüce ruhlar bedenlendiğinde bu bedenlenişi bir iddia takip eder ve bu nedenle iddia sahibi olurlar. İddia ettiklerinde ise sınanırlar. Adem ve meleklerin hikayesinde dile getirdiğimiz düşüncenin doğrulanışı vardır. Orada melekler iddianın temizliklerinden götürdüğü kısmı telafi etmek üzere Adem'e secde etmekle sınanmışlardı. Melekler için bu durum namaz kılan insanın namazındaki unutmasına benzer. Namaz kılana unuttuğu için secde etmek emredildiği gibi iddiada bulundukları için meleklere de secde etmek emredildi. Çünkü iddia onlar için bir unutmaydı. Secde ise onlar için değil, iddia için bir burun sürtmeydi. Nitekim namazdaki unutma secdemizde bizim için değil, bizim adımıza şeytanın burnunun sürtülmesidir. Bunu bilmelisin. Bu 12 meclise gelirsek bunların 6 tanesi iki benzer arasındaki meclise katılırken kalan 6 tanesi kul olması yönünden, kul ile Rab olması yönünden Rab arasında bulunan ayrım meclislerine katılır. Fakat bu konuda zevkler değişir. Kur'an'da bu sorunun ayetleri şunlardır. Güneşe, aya yetişmek yaraşmaz. Aya menziller belirledik. Akan yıldıza yemin olsun ki. Burç sahibi göğe yemin olsun ki. Bu surenin sonuna kadarki kısım bu konuyla ilgilidir. Alemin etrafında döndüğü şey kutuptur. 80. kısım sona erdi onu. 9. soruyla 81. kısım takip edecektir.